Üçüncü muhal. Bu muhali izah edecek bazı risalelerde beyan edilen iki misal. Birinci misal. Bütün asar-ı medeniyetle tekmil ve tezyin edilmiş, hali bir sahrada kurulmuş, yapılmış bir saraya, gayet vahşi bir adam girmiş, içine bakmış, binlerle muntazam sanatlı eşyayı görmüş. Vahşetinden, ahmaklığından, hariçten kimse müdahale etmeyip, o saray içinde o eşyadan birisi o sarayı müstemilatı ile beraber yapmıştır diye taharriye başlıyor. Hangi şeye bakıyor? O vahşetli aklı dahi kabil görmüyor ki o şey bunları yapsın. Sonra o sarayın teşkilat programını ve mevcudat fihristesini ve idare kanunları içinde yazılı olan bir defteri görür. Çendan elsiz ve gözsüz ve çekicisiz olan o defter dahi sair içindeki şeyler gibi hiçbir kabiliyeti yoktur ki o sarayı teşkil ve tezyin etsin. Fakat muztar kalarak bil mecburiye eşyayı ahire nispeten kavanini ilmiyenin bir ünvanı olmak cihetiyle o sarayın mecmuna bu defteri münasebettar gördüğünden işte bu defterdir ki o sarayı teşkil, tanzim ve tezyin edip bu eşyayı yapmış, takmış, yerleştirmiş diyerek vahşetini ahmakların sarhoşların hezeyanına çevirmiş. İşte aynen bu misal gibi hadsiz derecede misaldeki saraydan daha muntazam, daha mükemmel ve bütün etrafı mucizane hikmetle dolu şu saraya alemin içine inkar-ı uluhiyete giden, tabiiyun fikrini taşıyan vahşi bir insan girer. Daire-i mümkinat haricinde olan zat-ı vacibül vücudun eseri sanatı olduğunu düşünmeyerek ve ondan iraz ederek daire-i mümkinat içinde kaderi ilahinin yazar bozar bir levhası hükmünde ve kudreti ilahiyenin kavanini icraatına tebeddül ve tegayyür eden bir defteri olabilen ve pek yanlış ve hata olarak tabiat namı verilen bir mecmuai kavanini adatı ı ilahiyye ve bir fihriste sanat-ı rabbaniyeyi görür ve der ki madem bu eşya bir sebep ister hiçbir şeyin bu defter gibi münasebeti görünmüyor Çendan hiçbir cihetle akıl kabul etmez ki, gözsüz, şuursuz, kudretsiz bu defter, rububiyet-i mutlakanın işi olan ve hadsiz bir kudreti iktiza eden icadı yapamaz. Fakat madem sani kadimi kabul etmiyorum, öyleyse en münasibi, bu defter bunu yapmış ve yapar diyeceğim der, biz de deriz. Ey ahmakul humakadan tahammuk etmiş sarhoş ahmak! başını tabiat bataklığından çıkar, arkana bak, zerrattan seyyarata kadar bütün mevcudat, ayrı ayrı lisanlarla şehadet ettikleri ve parmaklarıyla işaret ettikleri bir sani zülcelali gör ve o sarayı yapan ve o defterde sarayın programını yazan nakkaş ezeliğinin cilvesini gör, fermanına bak, Kur'an'ını dinle, o hezeyanlardan kurtul. İkinci misal, gayet vahşi bir adam, muhteşem bir kışla dairesine girer. Gayet muntazam bir ordunun umumi beraber talimlerini, muntazam hareketlerini görür, bir neferin hareketiyle bir tabur, bir alay, bir fırka kalkar, oturur, gider. Bir ateş emriyle ateş ettiklerini müşahede eder. Onun kaba vahşi aklı, bir kumandanın devletin nizamatı ile ve kanunu padişahî ile kumandasını anlamayıp, inkar ettiğinden o askerlerin iplerle birbiriyle bağlı olduklarını tahayyül eder. O hayali ip ne kadar harikalı bir ip olduğunu düşünür, hayrette kalır. Sonra gider, Ayasofya gibi gayet muazzam bir camiye, cuma gününde dahil olur, o cemaati müslimiğinin bir adamın sesiyle kalkar, eğilir, secde ederek oturduklarını müşahede eder. Manevi ve semavi kanunların mecmuundan ibaret olan şeriatı, ve şeriat sahibinin emirlerinden gelen manevi düsturlarını anlamadığından, o cemaatin maddi iplerle bağlandığını ve o acip ipler onları esir edip oynattığını tahayyül ederek, en vahşi insan suretindeki canavar hayvanları dahi güldürecek derecede maskaralı bir fikirle çıkar gider. İşte aynı bu misal gibi, Sultan-ı Ezel ve Ebed'in, hadsiz cünudunun muhteşem bir kışlası olan şu aleme, ve o mabudu ezeliğinin muntazam bir mescidi olan şu kainata mahzı vahşet olan inkarlı fikri tabiatı taşıyan bir münkir giriyor. O sultan ezeliğinin hikmetinden gelen nizamatı kainatın manevi kanunlarını birer maddi madde tasavvur ederek ve saltanat-ı rububiyetin kavanini itibariyesi ve o mabudu ezeliğinin şeriat-ı fıtriye-i kübrasının manevi ve yalnız vücudu ilmisi bulunan ahkamlarını ve düsturlarını birer mevcudu harici ve maddi birer madde tahayyül ederek kudreti ilahiyenin yerine o ilim ve kelamdan gelen ve yalnız vücudu ilmisi bulunan o kanunları ikame etmek ve ellerine icat vermek sonra da onlara tabiat namını takmak ve yalnız bir cilve-i kudreti rabbaniye olan kuvveti bir zi kudret ve müstakil bir kadir telakki etmek, misaldeki vahşiden bin defa aşağı bir vahşettir. Elhasıl, tabiyyunların mevhum ve hakikatsız tabiat dedikleri şey, olsa olsa ve hakikati hariciye sahibi ise ancak bir sanat olabilir. Sani olamaz. Bir nakıştır, nakkaş olamaz. Ahkamdır, hakim olamaz. Bir şeriat-ı fıtriyedir, şari olamaz mahluk bir perdeyi izzettir, halik olamaz. Münfeil bir fıtrattır, fatır bir fail olamaz. Kanundur, kudret değildir. Kadir olamaz, mistardır, mastar olamaz. Elhasıl, madem mevcudat var, madem 16. notanın başında denildiği gibi, mevcudun vücuduna taksim-i akli ile dört yoldan başka yol tahayyül edilmez. O dört cihetten üçünün, her birinin üç zahir muhaller ile butlanı kat'i bir surette ispat edildi. Elbette biz zarure ve bilbedahe dördüncü yol olan vahdet yolu, kat'i bir surette ispat olunuyor. O dördüncü yol ise, baştaki, اَفِ اللّٰهِ شَكْكُنْ فَاطْرِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ ayeti, şeksiz ve şüphesiz bedahet derecesinde zatı vacibül vücudun uluhiyetini ve her şey doğrudan doğruya desti kudretinden çıktığını, ve semavat ve arz kabzayı tasarrufunda bulunduğunu gösteriyor. Ey esbabperest ve tabiata tapan biçare adam, madem her şeyin tabiatı her şey gibi mahluktur, çünkü sanatlıdır ve yeni oluyor, hem her müsebbep gibi zahiri sebebi dahi masnudur ve madem her şeyin vücudu pek çok cihazat ve aletlere muhtaçtır, o halde o tabiatı icat eden ve o sebebi halk eden bir kadiri mutlak var. Ve o kadiri mutlakın ne ihtiyacı var ki aciz vesaiti rububiyetine ve icadına teşrik etsin? Haşa. Belki doğrudan doğruya müsebbibi sebep ile beraber halk ederek cilve-i esmasını ve hikmetini göstermek için bir tertip ve tanzim ile zahiri bir sebebiyet, bir mukarenet vermekle eşyadaki zahiri kusurlara merhametsizliklere ve noksaniyetlere merci olmak için esbab ve tabiatı desti kudretine perde etmiş, izzetini o suretle muhafaza etmiş. Acaba bir saatçi saatin çarklarını yapsın, sonra saati çarklarla tertip edip tanzim etsin daha mı kolaydır yoksa harika bir makineyi o çarklar içinde yapsın sonra saatin yapılmasını o makinenin camit ellerine versin ta saati yapsın. Daha mı kolaydır? Acaba imkan haricinde değil midir? Haydi o insafsız aklınla sen söyle. Sen hakim ol. Veyahut bir katip, mürekkep, kalem, kağıdı getirdi. Onunla kendi bizzat o kitabı yazsa daha mı kolaydır? Yoksa o kağıt, mürekkep, kalem içinde o kitaptan daha sanatlı, daha zahmetli, yalnız o tek kitaba mahsus olarak bir yazı makinesi icat etsin, sonra o şuursuz makineye haydi sen yaz desin de kendi karışmasın daha mı kolaydır? Acaba yüz defa yazıdan daha müşkül değil midir? Eğer desen, evet bir kitabı yazan makinenin icadı o kitaptan yüz defa daha müşküldür. Fakat o makine aynı kitabın birçok nüshalarını yazmasına vasıta olmak cihetiyle belki bir kolaylık var. El cevap, Nakkaş-ı Ezeli hadsiz kudretiyle nihayetsiz cilve-i esmasını her vakit tazelendirmekle, ayrı ayrı şekilde göstermek için, eşyadaki teşahhusları ve hususi simaları öyle bir surette halk ki, hiçbir mektubu samedani ve hiçbir kitab-ı rabbani, diğer kitapların aynı aynına olamıyor. Ala hal, ayrı manaları ifade etmek için ayrı bir siması bulunacak. Eğer gözün varsa, insanın simasına bak, gör ki, zamanı Adem'den şimdiye kadar, belki ebede kadar, bu küçük simada, azay esası ile ittifak ile beraber, her bir sima, umum simalara nispeten, her birisine karşı birer alamet farikası var olduğu katiyen sabittir. Bunun için her bir sima ayrı bir kitaptır. Yalnız sanatın tanzimi için ayrı bir yazı takımı ve ayrı bir tertip ve telif ister ve maddelerini hem getirmek, hem yerleştirmek ve hem de vücuda lazım olan her şeyi derc etmek için bütün bütün başka bir tezgah ister. Haydi, farz-ı muhal olarak tabiata bir matbaa nazarıyla baktık. Fakat bir matbaaya ait olan tanzim ve basmak, yani muayyen intizamını kalıba sokmaktan başka, o tanzimin icadından, icatları yüz derece daha müşkül bir hayatın cismindeki maddeleri aktarı alemden mizanı mahsusla ve has bir intizamla icat etmek ve getirmek ve matbaa eline vermek için yine o matbaayı icad eden kadiri mutlakın kudret ve iradesine muhtaçtır. Demek bu matbaalık ihtimali ve farzı bütün bütün manasız bir hurafedir. İşte bu saat ve kitap misalleri gibi Sani Zülcelal Kadiri külli şey esbabı halk etmiş, müsebbebatı da halk ediyor hikmetiyle müsebbebatı esbaba bağlıyor. Kainatın harekatının tanzimine dair kavani-i adetullah'tan ibaret olan şeriatı ı fıtriyi kübra -i ilahiyenin bir cilvesini ve eşyadaki o cilvesine yalnız bir ayna ve bir mâkes olan tabiat-ı eşyayı iradesiyle tayin etmiştir. Ve o tabiatın vücudu hariciye mazhar olan ve cini kudretiyle icat etmiş ve eşyayı o tabiat üzerinde halk etmiş birbirine mezcetmiş. Acaba gayet derecede makul ve hadsiz bürhanların neticesi olan bu hakikatin kabulü mü daha kolaydır? Acaba vücut derecesinde lazım değil midir? Yoksa camit, şuursuz, mahluk, masnu, basit olan o sebep ve tabiat dediğiniz maddelere her bir şeyin vücuduna lazım hadsiz cihazat ve alatı verip hakimane, basirane olan işleri kendi kendilerine yaptırmak mı daha kolaydır? acaba imtina derecesinde imkan haricinde değil midir? Senin o insafsız aklının insafına havale ediyoruz. Münkir ve tabiatperest diyor ki, madem beni insafa davet ediyorsun, ben de diyorum ki, şimdiye kadar yanlış gittiğimiz yol, hem yüz derece muhal, hem gayet zararlı ve nihayet derecede çirkin bir meslek olduğunu itiraf ediyorum.'' Sabık tahkikatınızdan zerre miktar şuuru bulunan anlayacak ki esbaba tabiata icat vermek mümtenidir muhaldir ve her şey doğrudan doğruya vacibül vücuda vermek vaciptir zaruridir Elhamdülillahi alel iman deyip iman ediyorum yalnız bir şüphem var Cenabı Hakk'ın halik olduğunu kabul ediyorum fakat bazı cüz'i esbabın ehemmiyetsiz şeylerde icada müdahaleleri ve bir parça medh kazanmaları saltanat rububiyetine ne zarar verir? Saltanatına noksaniyet gelir mi? El cevap, bazı risalelerde gayet kat'i ispat ettiğimiz gibi, hakimiyetin şehni müdahaleyi reddetmektir. Hatta en edna bir hakim, bir memur, daire-i hakimiyetinde oğlunun müdahalesini kabul etmiyor. Hatta hakimiyetine müdahale tevehhümüyle, bazı dindar padişahlar, halife oldukları halde masum evlatlarını katletmeleri, bu reddi müdahale kanununun hakimiyette ne kadar esaslı hükmettiğini gösteriyor. Bir nahiyede iki müdürden tut, ta bir memlekette iki padişaha kadar, hakimiyetteki istiklaliyetin iktiza ettiği men-i iştirak kanunu, tarihi beşerde çok aciip her cümerc ile kuvvetini göstermiş. Acaba aciz ve muavenete muhtaç insanlardaki amiriyet ve hakimiyetin bir gölgesi, bu derece müdahaleyi reddetmeyi ve başkasının müdahalesini men etmeyi ve hakimiyetinde iştirak kabul etmemeyi ve makamında istiklaliyetini nihayet taassubla muhafazaya çalışmayı gör, sonra hakimiyeti mutlaka rububiyet derecesinde ve amiriyeti mutlaka uluhiyet derecesinde, ve istiklaliyeti mutlaka ehadiyet derecesinde ve istinai mutlak kadriyeti mutlaka derecesinde bir zat-ı zülcelal'de bu reddi müdahale ve meni iştirak ve tardı şerik ne derece o hakimiyetin zaruri bir lazımı ve vacip bir muktezası olduğunu kıyas edebilirsenet. Ama ikinci şık şüphen ki bazı esbab bazı cüz'iyatın bazı ubudiyetlerine merci olsa o mabudu mutlak olan zat-ı vacibül vücuda, müteveccih zerrattan seyyarata kadar mahlukatın ubudiyetlerinden ne noksan gelir? El cevap: Şu kainatın halik hakimi kainatı bir ağaç hükmünde halk edip en mükemmel meyvesini zîşûr ve zîşûrun içinde en cami meyvesini insan yapmıştır ve insanın en ehemmiyetli, belki insanın netici hilkati ve gayi fıtratı ve semeri hayatı olan şükür ve ibadeti, o hakimi mutlak ve amiri müstakil, kendini sevdirmek ve tanıttırmak için kainatı halk eden o vahidi ehad, bütün kainatın meyvesi olan insanı ve insanın en yüksek meyvesi olan şükür ve ibadetini başka ellere verir mi? Bütün bütün hikmetine zıt olarak, netice-i hilkatı ve semeri kainatı abes eder mi? Haşa ve kella. Hem hikmetini ve rububiyetini inkar ettirecek bir tarzda mahlukatın ibadetlerini başkalara vermeye rıza gösterir mi? Hiç müsaade eder mi? Ve hem hadsiz bir derecede kendini sevdirmeyi ve tanıttırmayı ef'aliyle gösterdiği halde en mükemmel mahlukatının şükür ve minnettarlıklarını tahabbüb ve ubudiyetlerini başka esbaba vermekle kendini unutturup kainattaki makası da aliyesini inkar ettirir mi? Ey tabiat perestlikten vazgeçen arkadaş, haydi sen söyle. O diyor. Elhamdülillah bu iki şüphem hallolmakla beraber vahdaniyet-i ilahiye dair ve mabudu Hak o olduğuna ve ondan başkaları ibadete layık olmadığına o kadar parlak ve kuvvetli iki delil gösterdin ki onları inkar etmek güneşi ve gündüzü inkar etmek gibi bir mükaberedir